Ders ücreti yerine aldım. Otuzuncu soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Zamana bakın. Neyden bahsettiğimize bakın. Değil mi? Zamire bakın ama hepsinden önemlisi anlam bütünlüğünü sağlayacağız. Bakın bu show dead'den sonraki kısmı ele alalım, doğru mu? Dead'le bir non-close başlatıyor muyuz? Brain maintains a high level of activity diyor. Bunun yanına bir zarf cümlesi koyacağız. Neyle ilgili? Beyin. Bak non-close'un öznesi beyin. Muhtemelen beyin devam edecektir, doğru mu? Ve muhtemelen bu it ya da it's de bağlanacaktır ama anlama da bakmak lazım. Aa, olmaz. Diğer rutin testler diyor arkadaşlar. Require minimal additional energy. Buradaki siz because anlamında, doğru mu? Diğer rutin testler minimal ilave enerjiye ihtiyaç duyduğu için beyin yüksek bir aktivite seviyesine ulaşmaz. Ne zaman? Even when it is nominally at rest. Dinlenirken dahi. Dinlenirken bile oldukça yüksek aktivite sürdürebilir. Maintain arkadaşlar çok çıktı bugün. Kerameti vardır. Bir daha gösterelim. Hani yaradan belki ipucu gösteriyor da biz anlamıyoruz. Bu kelimeyi göster göster diye. Sürdürmek, devam ettirmek, korumak. Bakın bunu sağlamak anlamı da var. Şimdi beslemek, bakmak, geçindirmek anlamı da var. İlk birinciye bakın arkadaşlar. Sürdürmek, devam ettirmek, korumak diyor. Burada eylem, maintain a work diyorsanız bir işe devam etmek, yapılmasını sağlamak falan. Burada da beynin pek çok işi yapmayı sürdürdüğünden bahsediyoruz. Oldu mu? Bakın, yüksek bir aktivite seviyesini sürdürüyormuş. Yani yüksek şekilde beyinde aktivite var. Bunu diğer görevlere bağlayamazsınız sevgili arkadaşlar. Görevler diyebilmek için başka görevden bahsetmek gerekir. Doğru mu? Otherly ifadelerin kullanım kuralı, aynı gruba ait olan alternatiflerden bir ya da birkaçından bahsetmek, sonra geriye kalanlar diyebilmek için other kullanmak gerekir. Daha önce görevden bahsetmeden adır diyemezsiniz. Gelelim C şıkkına. Past olması beni zaten burada C'ye karşı negatif yaklaşmaya itiyor. Neden past? Şu mümkün mü? Oldu oğlu kısım past, diğer ana cümle present ya da tam tersi mümkün. Ama bunu sağlayacak zaman zarfları lazım. Geçmişte günümüzü karşılaştırıyorum arkadaş demek lazım. Geçmişte böyle olmasına rağmen bugün böyle ama geçmişte ve günümüzde ifadeleri farklı zaman dilimlerinin tezatlığının verildiğini ortaya koymak zorundadır. Şimdi bakın. Burada D şıkkında çok acayip bir durum var. If'li kısım yan cümle mi? Bakın. If the idea that
Brain could be constant, busy, is not new. Yeni değilse diyor. Burada beynin sürekli şekilde meşgul olduğu fikri yeni değilse, beyin yüksek seviyede aktiviteye sahiptir gibi bir şey saçma sapan bir cümle olur. Yani bu işin fikrin yeniliğiyle, eskiliğiyle bir alakamız yok. E şıkkı zaten dikkat ederseniz, beynin enerji tüketimi artırılır diyor. Ne tarafından? Even if performing a particular task. Belli bir görevi yerine getirmek beynin enerji tüketimini artırsa bile, beyin yüksek bir aktivite seviyesine ulaşır. Burada bir tezatlık yok ki. O zaman bakın nominally sözüm ona arkadaşlar beyin dinleniyormuş. Sözüm ona demen ismen dinlenme. Yok ya ismen. Ona dinlenme dense bile yani o beynin dinlenme diye adlandırılan dönemi bile diyor ismen. Öyle isimlendiriliyor ama aslında gerçekte ne yok? Nominali otur. Ya isim olur tabii. Bazen arkadaşlar sorarsanız biz de dinleniyoruz. Hani bölümde çarşamba ve cuma dersim yok. Ne hikmetse en çok yorulduğum günler oluyor. O kadar iş çıkıyor ki abuk sabuk. Yani ismen nominali. I am free. Sorarsan özgürüz. Derste de arar. Bakın buradaki even when orada olduğunda bile. Bakın, olduğunda bile. Even kendisinden sonra if oluyor. Do oluyor. After oluyor. When oluyor. Orada da bir bile anlamı var. Unutmayalım. 31. sorumuzda devam ediyoruz. 30. sorumuzun cevabı Bursa'ydı. Ben de onu. Ne var? Evet. Lütfen konuyu devam ettirelim. Burada özellikle bir grup var. Bazen özne devam eder, bazen nesne devam eder. Hangisinin vurgulanmakta olduğuna bakılır. Doğru mu? Ne diyor? Hidrojen, sülfit, kalp krizi hastalarına yardımcı olabilirmiş. Öyle mi? Tedavilerine. And keep trauma victims alive. Ve travma kurbanlarını hayatta tutabilirmiş. Doğru mu? O zaman ya bu sülfitten bahsedeceğiz ya da bu hastalardan devam edeceğiz. Ama ikisinden birini devam ettirmemiz lazım. Ki burada vurgu daha ziyade bu hastalarda falanmış gibime geliyor. Bazı yeni bulgular ifade ediyor, gösteriyor, belirtiyor ki non-close'un güzelliğine bakın. Some indicate that. Şimdi arkadaşlar acaba bunun sebebi bu mu? Hidrojen sülfidin bu hastalara yardımcı olabilmesinin sebebi bilim adamlarının bir şeyi bilmesi olabilir mi? Bilim adamlar bilmeseler sülfit yardımcı olmaz gibi abuk bir şey olur. Oysa diyor taban tabana tezatlık arayalım. Oysa halbuki vücut üretir. Az miktarda hidrojen sülfit. Bu azlık çokluk falanlık filanlık yok ki. Var mı? Bence yok. Hani bir kere
vücudun ne kadar ürettiğiyle bu konunun, sülfidin belli hastalara iyi gelmesi bambaşka şeyler. C olamaz. Tekrarlayalım bakın, sebep cümlesinde araştırmacılar bir şeyler şu anda geliştiriyorlar diye mi sülfit bu hastalara yardımcı olur? Hayır. Sanki bilim adamları çalışmasalar o yine yardımcı olamayacak gibi. D'ye gelelim. Until they can undergo surgery. Bakın. Hayatta kalmalarına yardımcı olur. Doğru mu? Onları hayatta tutar. Ne zamana kadar? Onlar cerrahi müdahaleye uğrayana, yani ameliyata girene ya da kan nakli onlara yapılana kadar. Çok güzel oldu. Buradaki D'yi hastaları verdi. Çünkü asıl burada hayatta kalan kalmayan hastalar olduğu için önemli nokta orada. E şıkkına bakalım. E şıkkı sonra da tartı cümle temel demek için, mak için, amacı, maksadı, gayesiyle ifadesidir. Ve kendisinden sonra ifade edilen cümlecik ulaşılmak istenen hedefi verir. Tek gaz olmasın diye. Mümkün mü? Yani şöyle bir ifadenin hedefi bu olabilir mi? Mümkün değil. Sadece it geçmesi işi çözmez yani. 31. sorumuzun cevabı Diyarbakır şıkkı. Evet. 32. Evet arkadaşlar, lütfen bize verilen kısmı mümkün olduğunca anlamaya çalışalım. Gördüğünüz gibi cümle tamamlama sorularında da cümlelerin ağırlığı, soruların ağırlığı değişiyor. 12 tane burada soru var. Bunları şu şekilde bölebiliriz. Yani ikişerli, üçerli de. Bir, iki tane, üç tane acayip soru vardı. Anlaması da zor, şıklar da zor. Ama 12 sorudan en az bir 4 tanesi de çok sıradan. Normal. Bir 4 tanesi daha ağır, son 4 tanesi en ağır. Bu sırada. Bu çözümü kolay anlamına gelmez. Algılaması daha kolay anlamına gelir. Innovation yeniliktir. In arm and hand prosthesis. Neydi ki protez? El ve ayak protezlerindeki ilerleme yavaştır. Devam edersek. E şıkkını okuyun Allah aşkına. Bakın burada ne diyoruz? Yavaş ilerliyor değil mi? E'de ne diyor? Yüksek teknolojik araçlar çok ağır, pahalı ve kırılgan olduğunda yavaş ilerler. Alakası yok. Buradaki doğru cevap, ki yani soruyu okur okumaz iki şey geliyor aklıma. Ya harcanan paraların yüksek miktarda para harcanmasına rağmen diyor ya da sebep veriyor. Öyle güzel olur. Bakın. Niye yavaş? Çünkü the market for the devices. Bakın the devices bu protezlerden bahsediyor. Bu protezlerin pazarı küçük ve geliştirme masrafları yüksektir. Bu sebeple kol ve bacak protezindeki ilerlemeler yavaş olur. A şıkkı doğru cevap. Şahsi fikrim. B'ye gelelim. As long as many soldiers are coming home from war with grievous injuries. Yani bu büyük acılarla insanlar, çok sayıda insan askerden sakat döndüğü sürece diyor. Niye yavaş olsun ki o zaman? Hızlanır. İnsanoğlu para kazanacaksa hızlandırır onu. Bakın, if eğer şayet ileri suni kol ve bacaklar
neredeyse insanvari bir hareket sergileyebilirse yavaştır. Hiç alakası yok. E şıkkı zaten söylemiştik. Dolayısıyla doğru cevabımız kol ve bacak protezi konusundaki ilerlemeler yavaştır. Çünkü hem pazar ufak hem de geliştirme masrafları yüksektir. İnsanoğlu geliştirme, yani her şey şu. Ne kadar kâr edecek? İnsan ön planda değil. Ne masrafı kardeşim? Ya bazen oluyor. Onu hep söylüyoruz. Bazen idareci, yönetici, devlet zarar edecek insanı için. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demiş. Devleti yaşat ki insan yaşasın dememiş. Bir sürü devlet kurmuşsun, yıkmışsın. Bir daha kurarsın, ne olur? Değil mi? Adı değişir, ne olur? Bakın aynı soru. Aynı numara. Sanki öteki de 33'tü. En number of studies. Öteki de 33'tü. Aynı soru tipiydi. Orada ben bir şey açıklamıştım. Şimdi cevap oldu. Son yıllarda, önce bize verileni anlayacağız arkadaşlar. Bize verileni anlayacağız. Son yıllarda bilim adamları çok sayıda çalışma yayınladı. Bu çalışmaların içini doldurmanız gerekmiyor mu? Hangi çalışmalar? Ne anlatıyorlar? Ne diyorlar? Cümle sonu bakın. A number of studies. A number of kendisinden sonra çoğul isim olan miktar bildiricidir. O da boşluktan öncesinin isim olduğunu gösterir. A number of eşittir many arkadaşlar. Abartmayalım. O kadar basit yani. Many. A great many diye de kullanılıyor. A great number of diye de kullanılıyor ama temelde aynı şey. Şimdi bakın, bilim adamları makale yayınladı. Şimdi A şıkkını geri koyalım. Evet. A şıkkını geri koyalım. A'da ne diyor? Annes var. Annes özellikle ana cümlede olan nahoş durumu tersine çeviriyordu. Burada nahoş bir durum yok. Hocam nahoş durum şart mı? Değil de %99 çıkıyor. Zaten their work diyor. Is providing a new understanding. Ne? Ya zekayla alakalı bir şey. Zekanın ne olduğuna dair yeni bir anlayış bize sağlamadıkları sürece diyor. Konu saçma olmuş. B şıkkı. Even if diyor. Rağmen. Niye rağmen? Sesa dahi. Even if present'ta rağmen anlamı olduğu yuvunduk katabiliyordu. Araştırmacılar yeni teknolojilere yeni beyni araştırmak için yeni teknolojilere sahip olsalar da diyor. Tezatlık nerede? Var mı bir tezatlık? Orada sahipler, orada da makale yayınladılar. Ne var yani? Verbal ki onun aracılığı vasıtası sayesinde anlamındaydı. Ne diyorduk? İsim artı verbay artı cümle kendisinden sonra gelen sıfat cümleciğini başlatırdı. Bakın çalışmalar verbal ki bu çalışmalar sayesinde onlarla they claim iddia ediyorlar. To have found bulmuş olduklarını ne? Ayrıcı özelliklerini neyin? Şablonunu beynin nasıl çalıştığına dair fonksiyon gösterdiğine dair ayrıcı şemaları bulmuşlar. Şablonları özellikler. Şimdi D niye olmasın? Çünkü genlerin zekadaki rolü diyor. While dedik, tezatlık koyalım. Burada yok. Hani öteki while diyelim. Hani bir tarafta bir şey olurken paralelinde başka bir şey oluyor. Yine yok. Çünkü konu birbirini bağlamıyor. Past perfect'i de sallayın gitsin. Bir taraf present perfect'ken öteki tarafının past perfect olması
mümkün değildir. Efendim? Tabii ki oradan gidebilirsin. Şimdi burada scientist demiş, burada niye mesela researchers desin diyebilirsin. O da gider ama burada da var. Bakın their work de en az day kadar. Burada da bir day daha var. Onu da unutmadan. Güzel. Devam edelim ama anlam mutlaka 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 koyacağız. Deneyeceğiz anlamı. Şimdi A, C ve E'den biridir diyorsan sonra da anlamına baktım ben. Çok güzel olur. Önce D şık, şey E şıkkını ve D şıkkını bir atalım, rahatlayalım arkadaşlar. Whether artı cümleyle that artı cümleyi noun clause olarak kullanıyorduk. Doğru mu? Şimdi noun clause'lar isimlerden sonra kullanılabilir mi? Burada bir isim var. Doğru mu? Kullanılır ama o isimler bellidir. Fikir, düşünce, iddia, inanç, işte view that, idea that, opinion that. Dolayısıyla kullanamıyoruz bunları. Non-clause'lar normalde temelde fiilden önce özne, fiilden sonra nesne olarak. Temel bu. İkisi gitti mi? Şimdi while diyorsak arkadaşlar taban tabana tezatlık verecek. Bir tarafta hastalar var arkadaşlar. Çoğu günlük görevlerini yerine getiremiyorken burada başarılması gereken bir şey var. Hastaların bir şeyleri başarabilmesi lazım. Doğru mu? Başarıyorlar mı? Tekrar soruyorum. Var mı başarılan bir şey yok? A şıkkına gelelim. So that ulaşılmak istenen hedef. Some of these drugs diyor. Burada any drug var sevgili arkadaşlar. Birden fazla ilaç yok ki. Dolayısıyla A şıkkının olabilme ihtimali sıfır. Tekrarlıyoruz. Burada ilaç var. Tekil. Burada bu ilaçlar diyor. Ve bunların bazıları diyor üstelik. Mümkün değil. Doğru cevap B şıkkı. Niye? Araştırmacılar yeni bir İlaç üzerinde çalışmakta olan araştırmacılar iddia etmektedirler ki it yani ilaç otizmi tedavi etmenin ilk safhası olabilir. Çünkü fareler üzerindeki deneyler umut vaat edici durumdadır. Bakın umut vaat edici oldukları ortaya çıkmıştır diyor. Promising. Umut vaat eden. Oldu mu? 34. sorumuz Balıkesir olsun. Ne açıdan? Yok hocam. Whether artı cümle şey while'i diyorsunuz. Dedik ya zaten. Hastalar görevlerinin çoğunu yapamaz diyor. Tezatlık vereceksin. Yukarıda hasta mı var? Görev mi var? Efendim? Hocam sen hastayı tedavi etmezsin aslında. Hastalığı tedavi ediyorsun. Sen öyle hasta diye kendini konuşurken avutuyorsun ama aslında değil. Neyse. Tezatlık taban tabanı yok.
35 İzmir. Bu arada sonuca bakalım. Devam ediyoruz. Anlamına bakın arkadaşlar söylenen ifadenin. Bazıları hiç alakasız yani. Görürsem söyleyeceğim efendim. Bakın annesinin bu kuralı var sevgili arkadaşlar. Her ne kadar söylemiş olduğumun çok ufak bir istisnası olsa da. Kaç tane var? Nedir bu ufak istisna? Biz diyoruz ki genelde annesle ifade edilen şart ana cümlede mevcut olan ve bizi rahatsız eden kötü bir durumu tersine çeviriyor. Yani annesinin ana cümlesi iyi bir şey olmamalı. İstisnası var mı? Var ama o kadar az ki. Ya arkadaşlar, insan kulağının şu aralıktaki sesleri duymak için dizayn edilmiş olmasının neyinden korkuyoruz? Korkacak ne var? Niye değiştirmeye çalışalım ki annesi olsun? İnsan kulağının duyması annesli hiçbir cümleyi gerektiremez. İnsan kulağı duyuyordur, duymuyordur, değil mi? O yüzden bu düşer. Şimdi bakın. Even if yine bir tezatlık, doğru mu? Even if the inner ear consists of diyor. İç kulak bilmem neyden oluşuyorsa. Burada bir tezatlık yok ki. Kulağın işlevi budur, iç kulak bunu yapar. Nerede tezatlık? Şimdi tezatlık nereden çıktı hocam? Even if eşittir, presence'a even though'dur. Ses'e dahidir. O da tezatlık ya da ana cümle üzerinde etkisiz eleman olan şart. Attık mı? Gelelim C'ye. While diyor, the ear is 10 times more sensitive than the eye. Göz nereden çıktı? Kulağın gözden 10 kat daha duyarlı olmasına rağmen insan kulağı şudur. Var mı soru? Yok. C şıkkı olabilme ihtimali yok. Gelelim D ya da E'den biri o zaman inşallah yani. Since one of the functions of the human ear. Bakın. Burada kulağın 20 ile 20 bin işte devir saniyede devirlik aralıktaki ses frekansını duymak için yaratıldığından bahsediyor. Burada da diyor ki bunun sebebi çünkü diyor. Bakın, bunun sebebi kulağın fonksiyonlarından birinin dengeye yardımcı olmasıdır diyor. Ne alakası var? Burada ne diyor? Her ne kadar bireylerin bak bireyler very greatly as regards their age and health sağlık durumları ve yaş açısından insanoğlu farklılık gösterse de bu iki aralık arasındadır diyor duyum. Demek istediği ne? Yaş ve sağlık durumuna göre bu aralıkta oynama olur. Ama alt budur, üst budur. Dolayısıyla 35. sorumuz Edirne. Sosyal bilimler efendim, sosyal bilimler. Sosyal bilimler sorularının 24. sorusuyla aynı soru tiplerinin sosyal versiyonlarını çözüyoruz.
Efendim. Daha doğru cevap göremediğim için hiçbir şey söyleyemiyorum. Sevgili arkadaşlar, İbn Doğan bir altını çizer misiniz? Ondan sonra there was economic dislocation. As well as hem ekonomik dislokasyon yani ekonominin bozulması hem de demografik yıkılış varmış, doğru mu? O zaman bir aradığınız cümle past olacak. Zamana baktınız mı? İki, bu cümlede iyi bir şey olacak. Ekonomik açıdan falandan filandan. Doğru mu? May olur mu ya şıkkı? Pastan niye present'a geçtiniz ki? Geçici sağlayan herhangi bir ifade buldunuz mu? B'ye gelelim. Present perfect değil mi? Sevgili arkadaşlar, aradığımız ifade olumlu yaklaşım olacak. Do oldu, even do ile ilgili söylemiş olduğumuz bir şeyi, defalarca söylemiş olduğumuz bir şeyi tekrarlayalım. Even do'dan sonra olumlu bir şey ise bu yapısal olarak efendim olumlu olumsuzluk değil. İyi bir şey, kötü bir şey anlamında. Bakın, ekonomik bozukluk varmış, demografik çöküş varmış. Olumsuz bir şey mi? Past olan olumlu bir şey. D şıkkı olmaz. Çünkü milyonlarca insan işsiz kalmış arkadaşlar D'de. Redundant. C'de ne diyor? The later Middle Ages. Orta çağların sonraki dönemi. Was one of the most creative and inventive periods. Bir tarafta ekonomik kriz, bir tarafta demografik yıkıntı. Hatırlıyorsunuz bu veba mebada o dönem. Öteki tarafta Batı tarihinin en yaratıcı, en yeni şeylerin üretildiği dönem olmuş. O zaman doğru cevap bu. Oldu mu? E şıkkı must diyor arkadaşlar. Must. Pasta present yan yana olacaksa geçmişte günümüzün arasındaki tezatlığın verildiğini zaman ifadeleriyle vermek gerekir. Tekrarlayalım. A şıkkında may var. Burada developing countries falan diyor. Burada pastmış, burada present. Olmamalı. Bu da present. Dolayısıyla doğru cevap ya C ya D'dir. Çünkü E şıkkı da present. Burada iyi bir şey yok. Make redundant. Evet, C şıkkı doğru cevap. Her ne kadar ekonomik kriz ve demografik çöküş olsa da diğer bölümleri yaratıcılık ve yeni şeylere inventiveness diyor. Yeni şeyler icat etmenin bolca ortaya çıktığı bir dönemmiş. O da iyi bir şey. 25. 24. soru Ceyhan. 25'teyiz şu an. Kaç tane? Bakın, kitapların available ne demek? Ulaşılabilir. Kitaplar ulaşılabilir olur olmaz ve 15. yüzyılda diyor kitaplar ulaşılabilir olur olmaz ve dahi ne olmuş okuma seviyesi literacy okuma yazma oranı artar artmaz bunun sonucunda ortaya çıkan bir şey arıyorsunuz eğitimle kitapların artmasıyla A değil. Niye? Ekonomik durum bozulmaya devam etti. Dalgalanmaya, deteriorate. Değil mi? Ne alakası var ki kitapla ekonomi? Peki arkadaşlar, deniz aşırı pazarların bu olayla zerrece alakası olabilir mi B şıkkında?
Şimdi sevgili arkadaşlar, estüenez ne demek? Yani only after, soon after, immediately after. Doğru mu? C şıkkının past perfect olması mümkün değil. Eğer orada past perfect koyacaksak past perfect önce olanı verecek. Doğru mu? Önce olan da burada as soon as'den hemen sonra olan kısım olmalı. Dolayısıyla mümkün değil C şıkkı. Arkadaşlar bölgesel diyaleklerle bu konunun ne alakası olabilir? E şıkkı, insanlar dünyanın kendi öz kurallarına göre işleyen bir yapı olduğunun farkına vardı. Onu anladılar. Yani dünyanın da kendi kuralları olduğunu öğrendiler diyor. Beşik içinde en mantıklısı bu. Başka yok. Dolayısıyla vay niye böyle? Siz sorarsınız diye. Öyle mi? Diğerlerinden daha iyi mi? Mesele o. Altıncı şık var mı? Yok. O zaman tartışacak da bir şey yok. Kitaplar arttı. Okuma yazma oranı yükseldiyse insanlar bir şeyler öğrenmiş arkadaşlar. Come to see öğrenmek anlamında kullanılmış. Yeter bu da. Yeterince bir cevap diye düşünüyoruz. Edirne. 25. soru. Erzurum'un cevabı Edirne. Eskişehir'in cevabı ne bakalım? Despite'in hemen altını çiziyorsunuz lütfen. Lütfen o tezatlığı, Despite'in verdiği şeyi, tezatlığı anlayalım. Aslında olaylara biraz net bakabilirsek çok zor bir soru değil. Bakınız. Neyde tezatlık arayacaksınız? Advent icat demek, ortaya çıkma demek, tanıtmak demek. Labor saving, iş gücünü, iş gücü tasarrufunu sağlayan tarımsal aygıtlardan bahsediyor mu? Tarım araçları. Nerede? Orta çağda. Despite var mı? Evet. Bir tarafta tarımsal iş gücü tasarrufu sağlayan tarımsal araçlar varken o zaman demek ki bunun tersi var. Yani hala bir şeyler buna rağmen elle yapılıyor. Doğru mu? Bakın tarım ve tarım kullanımında yani tarımsal işlerde kullanılan araçların var olmasına rağmen diyor. Ne demek bu? A şıkkındaki toprak İşçilerinin zorunlulukları falan filan efendilerine karşı sorumlulukları gelenekle belirlenmiştir. Hiç alakası yok ki. Bundan en büyük faydayı efendileri, lordlar elde etmiştir değil. C'de ne diyor? Batı Avrupa ekonomisi tarıma dayanıyordu. İyi de tezatlık nerede kardeş? D şıkkı, landlords, toprak ağaları took all the produce for their own use. Bütün ürünü kendileri için aldılar. E'de ne diyor? Bakın most of the work of raising crops. Ürünleri yetiştirme işinin çok büyük bir kısmı yine de elle yapılıyordu. Doğru mu? Hand tools. El araçlarıyla. Makineler ortaya çıktı ama yine de çoğu elle yapılıyor.